Hangilerini gösterelim önce? Eren'le biz güneşleneceğiz, bugün dışarıda yürüyeceğiz. Evet, şöyle evimizin girişindeki çiçeklerimize de bir bakın. Çok güzeller. Evet, bu çok güzel. Ama canavarı. Hangisini? Canavarı. Evet, bu bunun adı ne? Bunun adı ne annem? Cangat böcek. Ne bunun adı aşk? Damdan böcek. Bu kalon şu. Damdan böcek. Hayır, bu kalon şu. Bu ne? Dant. Hayır, bu sardunya. Bunlar evimizin girişindeki çiçeklerimiz. Bugün biraz güneş var. Gezineceğiz Eren'le. Evet, gideceğiz şimdi dışarıya. Evet, bu ceylan gözü sardunya. Evet, bunun adı ne? Nasıl mı bilesin sen? Sen bilmelisin. Nereye gidiyorsun? Sandalyeye çıkma ıslak. O da sardunya bebeğim. Merhabalar, ilk yorum ilk layık demiş Kaan Emre. Merhabalar Vesile Hanım, Kaan Emre. Teşekkür ederiz. Bu aşkın gözyaşı çiçeği. Süper. Tomurcukta. Bakın. Kedi tırnağı, ipek çiçeği. Böyle yerlerde. Sandalyenin ayağına kadar, yerlere kadar inmiş. Bu telgraf çiçeğimiz. Merhaba. Montaj Graft merhaba demiş. Semih Eymen Aldemir selam, Kayseri'den aleyküm selam. Merhaba, hayırlı günler diyor Havva Hanım. Hayırlı günler. Havva Şevik. Gülcan Turunçlu merhabalar, hayırlı günler demiş. Bu da bizim evimizin öndeki çiçeklerimiz. Bunun saksı değişimini yapmıştım sonbahar, Ekim ayında. O kadar kötüydü ki yazın hiç bakmamıştım. Dışarıdaki çiçekleri çok sulama vaktim olamamıştı. Çok önemsememiştim. Saksısını değiştirdim. Gayet güzel. Bu gördüğünüzün tamamı şu bir parça, bir saksı. Kalon şu. Budadım şunları. Bayağı yıpranmışlardı. Bakın bu çok eski, yaşlı bir sardunya. Budama yaptım. Gayet güzel. Şunu biri motor bir şeyini silmiş işte, apartman atmış buraya. Yazın bu saksıyı komple tekrar doldurur bu. Çok da güzel olur. Itır. Bu da ıtırımız. Bu da çok coşkun. Bunu da budadım. Kestim. Çok kestim hatta. Çok hızlı büyüyor. Şöyle dalları hızlıca uzayıp gidiyor bunun da. Bu da yine budamış olduğum yaşlı bir sardunyamız. Bakın. Çok yaşlı. Artık. Yeni dalları çok yok. Bakın uzamış ve tomurcuk vermiş. Şöyle inmişken ineceğim aşağı. Bunlar dışarıda yağmur altında. Günlerdir Antalya yağışlı. İnşallah bu pembe top top açan kalon şomdandır diye ümit ediyorum. Eren merhaba. Kek bulmuşsun. Keki kim verdi sana Eren? Afiyet olsun. Neden karanlık görünüyor? Bu da bir paşa kılıcı. Şöyle gideyim ilerilere. Doğru. Şu bizim aşılamış olduğumuz dudumuz. Eşimle birlikte yaptık. Bu farklı güzel bir dut. Şurada aşıladık. Daha hiç dut meyvesini görmedik. Sadece bir yılda şu kadar dallar büyüme oldu. İnşallah dudunu da göreceğiz. Şuradakileri de bir yine yağmur altında, bahçede, su içerisinde ama çok çamura girmek istemiyorum. Lale soğanları dikmiştim. Onları bir göstereyim size. Çıkmışlar. Bakın. Bunlar lale soğanlar. Her saksıya 4 tane dikmiştim ama bak 1-2 burada çıkmış. Şurada bir patlamış. Burada 3 tanesi çıkmış. Şöyle. Şurada 2 tane görünüyor. Orada 3 tane görünüyor. Küçük küçük patlamışlar. Aloe veralar. Şöyle kenar boyu yine benim saksılarım var. Eren gelme çamura. Eren hayır. Eren neden geliyorsun? Gelme sen. Gelme, çık bir tanem. Geliyorum ben, hadi. Evet, burası da böyle.
Apartmanında çiçek doldurmuşsunuz diye. Elimden gel. Eren. Bu çorap senin bebeğim galiba. Ağacın başında da çorabımızı bulduk. Bakalım Eren'inki mi bu? Tek elimle açacağım. Her şey doğal. Evet Eren. Senin çorap nasıl düşmüş aşağı? Ağacın tepesinde bulduk. Koyalım yukarı çiçek saksılarının diplerine. Geri dönerken alırız. Hadi gel yıkarız. Gel bebeğim. Eren çıkıp gelebiliyor musun? Gel hadi gidelim. Şöyle koyalım. Maske var ağzımda da. O ağzımı kapatıyor. Konuşmam şey oluyor bazen. Evet çiçeklerden böyle. Yorumlarınızı da okuyarak devam etmek istiyorum şöyle. Bunun adı Markan Sarmaşı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuzun kırmızı kırmızı tüm çiçeklerini döküyor. Kış geldi mi? Az bir güneşli bir gün. Hadi Eren yürüyelim. Sizi çok seviyorum demiş Kaan Emre. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Gölgem çıkıyor Eren. Çok şişman çıkmışım. Hadi yürü. Merhaba demiş Ayşe Köksal. Merhabalar. Şöyle yürüyeceğiz biz bugün. Sizleri de birlikte yürütüyoruz. Böyle bir video olsun bugün de. İndik dışarıya. Güzel bir hava. Antalya aslında yazın çok sıcak, kışında çok yağmurlu. Gece boyu, yani gece gündüz bütün gece yağmur yağsa sabah bir güneş açabiliyor. Ve ılık bir hava olabiliyor. Ama yağmuru bol. İklim olarak böyle bir yer. Yazın da sıcak. Burası bir lojmana ait. Şöyle sıralı çamları var. Senin oğlun mu demiş. Hangisi benim oğlum? Evet, 3 tane oğlum var yanımda. Arkamı aldım gidiyorum. Biri kolu kırık, çatlak. 17 yaşında. 17'sinde mi? Biliyorsun gençler biraz yaş büyütmeyi seviyorlar. Sadece Eren'i çok görüntülüyorum. Paten kaymaya diye gittiler. Evin hemen yanında bir kayacak yer var. Geri hemen 10 dakikaya geri geldiler. Kolu çatlatmış. Hemen doktora gittik. Alçıya alındı. Bakalım ayın 24'üne kadar alçıda bekleyeceğiz. Kontrole gideceğiz sonra. Sonuç ne olacak? Alacak, çıkartacaklar mı? Kalacak mı alçı? Selamlar diyor. Lale soğanları dışarıda mı kalacak? Ben de sümbül diktim. Yeşerdi İstanbul'da. Dışarıda kalsa bir şey olur mu? Eve mi alayım diyor. Dışarıda kalsa bir şey olmaz. Sadece çok işte ya saksının altına bolca delikler açın. Sağına soluna su tutmasın. Aksın gitsin. O şekilde olursa hiçbir şekilde bir şey olmaz. Geçmiş olsun demiş. Makine mühendisi. Teşekkür ederim. Yakından göster demişsiniz ama çamur çok çamurdu. Orası giremedim oraya. Şimdi. Ağzında ne oldu? Çikolata canavarı. Sen çikolata canavarı mısın? Evet bence sen çikolata canavarısın. Diyor bir de. Seymur Efendiyev ne diyor? Selamlar bacım. Allah balalarınızı bağışlasın diyor. Amin. Teşekkür ederim. Cümlemizin çocuklarını bağışlasın. Allah acılarını göstermesin. Hafize Aydın. Merhaba Sibel Hanım. Deniz yakın mı size? Evet deniz yakın. Arabayla bir 10 dakikada denizdeyiz. 5-6 dakikada olabiliyor bazı yakın yerleri ama en çok 10 dakikada denizdeyiz. Geçmiş olsun demiş Kaan Emre. Teşekkür ederim. Sunay Korkmaz. Antalya'mız güzeldir. Ben de Antalyalıyım. Ablacığım iyi yayınlar diyor. Evet ben aslen Hataylıyım. 18 yıldır 2003 Mart ayından beri buradayım. Ama burayı çok sevdim. Derseniz ki Hatay mı burası? Yani 18 yıldır burada yaşayınca ben Hatay'da çok benim yaşıtlarım ya da benim tanıdığım yaşlı insanlar göçtü. Mekanlar cennet olsun. Gençleri ise çok artık tanımıyoruz. O nedenle benim için de burası. Seviyorum ben Antalya'yı. Öğretmenler şöyle. Bakın. Getiririm. Buradan sürekli böğürtlen ister. Eren. Al bakalım. Canavar al. Al. Ağzına mı koyalım? Ben mi koyamam? Döküldü. Alamadım. Yaramaz bu Eren.
çok yaramaz. Evi temizledik biz bugün. Bulaşıkları da yıkadık, makineye koyduk bir kısmını, çıktık dışarı. Hava almaya ihtiyacımız var böyle, ne yapalım. Merhabalar diyor Melek Sezen, merhabalar. Hoş geldiniz, iyisinizdir inşallah. Nurdan Şenlikoğlu Eren'e ye, ver yesin diyor. Evet, Eren çok seviyor. Yağmur da yağdı dün gece, bütün gece tozu falan da kalmadı, gayet güzel. Afiyet olsun demiş Nurdan Hanım. Teşekkür ederiz. Eren, yedin mi böğürtlenleri? Canavarsın sen ha. Yakaladım böğürtlenleri. Yakala, evet. Burada bir de kedimiz vardı beyaz. Geldik mi gelirdi yanımıza. Şu an yok, görünmüyor. Evet. Bak burada ne var? Mangoz. İşte. Gördün mü? Gördüm. Gördü. Kocaeli Gölcük'ten selamlar. Aleyküm selam. Aç, aç adını. Hoş geldiniz. Gölcük'e, Kocaeli'ye de selamlar olsun. Kanemle gözlükler koymuş bize. Emojiler bırakmış. Hatice Özdeğer. Kocaeli Gölcük'ten onu okumuştum. Çok tatlı maşallah demiş. Teşekkür ederiz. Benim de torunum var. Eren gibi diyor. Allah bağışlasın. Geldi mi? Evet, bak orada beyaz kedi merdivenin başında. Gel, gel. O yaralıydı. Sırtına dikiş attırmışlar falan. Bayağı bir burada bakım yapmışlardı ona. Gelmiyor musun bize bugün? Gel. Fıstık gel. Fıstık gel. Gel fıstık, biz gidiyoruz. Gel hadi. Gel hadi. Sen gel Eren, gitme sen gel. Evet, bugün gelesi yok yanımıza. Gel. Gelmeyecek misin? Kalabalık mı gördün bizi bugün? Tamam, gelme. Gelme. Gelmeyecekmiş. Bugün istemiyormuş yanına gelmek senin. Bugün gelir ama. Tamam, sonra gel yanımıza. Merhabalar Sibel Hanım. Kayseri'den selamlar diyor. Aleyküm selam. Anne, burada da oraya varmış. Hayır, oradakiydi o işte. O oradakiydi hep. Geliyor geliyor, bak koşa koşa geliyorum da bak bak. Geliyor bak. Aha. Aha aha. Evet, geliyor geliyor. Gelsem mi gelmesem mi diyor, tereddüt ediyor. Ha. Evet, geldi. Tırmalar mı? Evet, ona şey yapıyor. Evet, Mia. Mia. Sevdin mi Eren'i? Evet. Ben de gideyim bak. Evet, biz gezmeye gittik de. Kuyruklarım büyükmüş. Kuyruklarım büyük. Ben büyük. Evet, kuyruğu büyük. Düzelmiş, tüyleri falan çıkmış. Yaraları kapanmış, iyi olmuş. Hadi gel gidelim biz artık. Bay bay yap ona. Bay bay. Biz gidiyoruz. Evet, yine geliriz. Sen kal burada. Tamam, yine geleceğiz. Hadi gel. Hı, sen kal burada. Hiçbir yere kaybolmasın değil mi? Bursa'dan selamlar Hasibe Tekin. Aleyküm selam. Bursa'ya da selamlar olsun. Demiş ki Ayşe Köksal, Türkiye'min her yeri başka güzel. Samsun'dan merhaba herkese diyor. Merhabalar. Selma G merhabalar demiş. Merhabalar, teşekkür ederiz. Böyle. Bahçeler boş şu an, kimseler bir şey dikmemiş. Burada genelde limon, zeytin, portakal yetişiyor. Koşma Eren, artık yola doğru çıkıyoruz. Eren, kenardan yürü, tamam mı? Kenardan yürüyelim şöyle. Karşıya mı geçelim? Şuradan karşıdan. Benim eski oturduğum mahalleye geldi, gitmiş, yetişmiş olduk. Çok yakınız. Hemen şu binaların arkası da. Eskiden orada oturuyordum. Şu arada görünen. Arada, tam arada. Evin oralardaydım 2012'de. Yani burada eskiyiz. 2005'ten beri sarılardayız. Böyle. Yorumlara da bakayım. Çiçek sever gelmiş. Benim çiçeğim 2 ay oldu.
alalım ama soldu, yapraklarının rengi değişti, saksısını değiştirmiştim, ondan mı oldu diyor. Ne yapabilirim diyor. Evet, saksını değiştirmişsiniz, içeriye mi aldınız bir de? Sıcak yere almayın. Bir sebep o, bir de saksı değişim yapmayacaktınız çiçekliyken. Bakın, karşıdakiler tamamen aloe vera, çilek. Burada çilekler var yine. Maskemi takıyorum ağzıma. Caddeye geldik. Sesim değişir mi bilmiyorum arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğini sen açık alana koy. Elinden geldiğince. Serin, içerisi serin olabilir ama hiç havayla temas etmeyince de içeride çok sağlıklı olmuyorlar. Ben bir hafta içeri aldım. Sadece rüzgar fırtına olduğu için balkonda. Baktım ki kendilerini daha da salıyorlar. Yani rüzgar dışarıda zarar vermesinden içeride daha da zararlı. Ne annem? Kırmızı anne. Kırılmış mı bebeğim? Evet. Ha, salyangoz. Kırılsın annem, ne yapalım? Tamam. Evet, yapacak bir şeyimiz yok. Nerede duruyor? Ya annen oğlum. Merhaba hemşerim diyor. Ben disken durumlu. Bana pembe yavru menekşe gönderir misin? Teşekkür ederim diyor. Ben o pembe menekşeleri çok marketten almıştım. Yani göndersem de zaten kargo parası ödeyeceksiniz. Marketleri kontrol edin. Geliyor. Geldiği zaman ben sizlere yine video paylaşacağım zaten. Bulup almanızı öneririm ben size. En güzel yöntem bu arkadaşlar. Çiçek gönderirken genelde çekiliş yapıyorum veya çiçek alanlara hediye olarak ekliyorum. Bazen elimde olanlardan. Bu şekilde gönderim yapıyorum. Orası nereye? Burada yağmur yağıyor. Burası Antalya Manavgat. Sardunyaların güzelliğine bakın. Böyle mahallemi tanıttım size bugün. Öyle bir şey oldu. Dışarıyı seviyorlar bu ılık bir iklim olunca. Yine arkadaşlar, çiçek seven insan her yerde böyle çiçek bakıyor işte. Yeter ki sev. Kalın şoları da var içeride. Her şeyi var. Nur Balcı geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederim Nur Hanım. Hoş geldiniz. Bakın karşıda koca koca kaktüsler var. Oraya geçeceğim. 2 dakikalığına. Orası bir berberin önü. Geçeceğim karşıya. Merhaba. Merhaba. Çiçeklerinizi çekiyorum. Kaktüsü özellikle. Çok güzel kaktüs. Ama biraz su içerisinde kalmış. Kaktüsü görünce geldim. Yavru vermiş aloe veralar. Karanlık. Çekiyor. Uzman yaya bakın. Bu yapay. Onu da söyleyeyim. Ben de uzaktan canlı zannettim. Bu yapay. Avize çiçeği. Yufa çiçeği bu da. Orası bir erkek berberinin önüydü. Bizim burada sardunyaları dışarı bıraksak iskeleti kalır diyor. Evet, kışın ben aslen Hataylıyım. Hani çocukluğumda da dışarıdaki çiçeklerin genelde öyle dalları kalır. Ama bahara uyanırlar. Çok da güzel oluyorlar yani. Eğer bu gibi videolarımı da beğeniyorsanız, arada böyle dışarıya çıktığımda gezinti yaparken sizlere videolar ya da canlı yayınlar hazırlayıp paylaşabilirim. Beğeni bırakarak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ya da yorumlarınızla yine sonradan videoma yorum bırakarak. Yok abla diyor, uyanmazlar, soğuk vuruyor çürüyor diye. Ha, tam çürüyor, sizde ölüyor. Eren, beni mi bekliyorsun orada? Abisiyle Eren gitti. Tam caddeye geldik. Karşıda ay bir ekmek ikisi. Annem oturdu mu? Sen de mi oturacaksın oraya?
Anne. Oturma sen, elimi tut benim, gel. Efendim. Evet. Anne. Evet, kavun satıyorlarmış. Portakalın kilosu ne kadar? 4 lira var. 4 lira. Süper portakal. Tamam. Mandalin? Mandalin 4 lira. Dramantin. Dramantin 4 değeri. Biz pazardan ucuzuz. İyi bakalım. Kolay gelsin. Gel geçelim karşıya. Efendim annem? Evet. Hadi geçelim. Geçtik. Evet, hızlı geç. Hadi çık kaldırıma. Hoppala, Eren de hopladı. Şu ceketini çıkartalım. Çıkart bunu. Çıkart. Kaldır kolunu. Şapkayı da çıkart. Tamam, güneş gör biraz. Çıkar. Al oğlum eline. Tamam, ver şapkanı da. Hadi. Güzel bir hava, sıcak. Gençler tişörtle bile gezebiliyor. O gibi. Ne yapıyorsun Eren? Taş atıyor Eren suya. Yaramaz. Evet, düştü suya. Hadi gel gidelim. Burada yağmur yağıyor diyor. Neresiydi orası Nurdan Hanım? Bize de yağmur yağıyordu. 3-4 gündür, hatta dün fırtınalı bir yağmur vardı. Bugün güzel hava, sıcak. Cuma'ya kadar iyi görünüyor. Güneşli. Yarın daha da bir, çarşamba daha da bir güneşli görünüyor. Hava durumuna baktık. Sakarya. Yani biz zaten Türkiye'nin en sıcak ikliminde yaşayan olan yeri olduğu için Antalya. Güneş açtım bizde, hava sıcak. Güneşimiz güzel. Şöyle. Güneşli bir gün. Eren oynama, hadi gidelim. Oynuyor musun sen? Hadi gidelim artık. Bay bay diyelim mi ablalara da? Teşekkür edelim. Bizi izledikleri için. Bizle birlikte yollarda yürüdükleri, güzel yorumlarıyla cevap verdikleri için. İyidir. Sen nasılsın? Gezmeye mi? Ha, geçmiş olsun. Evet. Allah'a emanet olun demiş Nurdan Hanım. Sizler de Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hayırlı ve mutlu günler. Hayırlı ve mutlu günler demiş. Teşekkür ederiz. Size de sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hastalara da Allah şifa versin. Tez zamanda iyileşsinler inşallah. Kendinize iyi bakın. Çocuklar ne güzel oyun oynamışlar burada evlerinin önünde. Yemek yapmışlar. Bakın çiçek dikmişler saksılarına. Kızlar bunlar ne böyle? Yemek yapmış bu kızlar. Çiçekleri de var. Oyun oynamışlar. Hastaları da var. Renkli renkli. Değil mi? Hadi gel. Evet, burada da çiçek dikili saksıları var. Dokunma ama. Evet, çok güzel yapmış ablalar. Evet. Hadi bay bay yapış ablalara. Gidelim. Bay bay ablaları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.